Odada da yok. Kızım iyice bak, iyice bak. O böyle fazla büyük olmayan bir kutuydu. Her yere sığmış olabilir. Bunun gibi bir şey mi? İşte bu. Aferin sana. Gel. Bakalım. Sadri'nin oğlundan gelen eşyalar neymiş? Ya ne olabilir ki? En fazla çamaşır, çorap falandır. Hiç bile. O Zehra cadısını gördüm ben. Bu kutudakileri gördükten sonra onu Beti Benzi attı. Ben anladım. Çok önemli bir şey vardı bu kutuda. Sonra elinde bir mektup tutuyordu. Kocamdan geliyor falan dedi. Yalan. Beni inandıramaz. İkna edemez yani. Aptal değilim ben. Parfüm. Kitap. Yine kitap. Kız kitapla parfümden başka bir şey yok ki bununla. Ay ya bravo. İki saattir şurayı arıyoruz ve bulduğumuz şey iki tane eski kitapla bir parfüm. Kızım mektubu iç etmişler görüyor musun? Tamam şimdi ben %100 emin oldum. O mektupta çok önemli bir şey vardı. Ha, o gün çevirdikleri film boşuna değildi. Anladım. Net. Ne yazıyordu sence? Bence Meral Sadri'nin torunu değil. Kız o mektuptan öğrendi bunu. Yok artık. Kızım saksıyı çalıştırsana biraz. Hani Meral çok meraklıydı, DNA testi yaptıracağım diyordu. Kendi istemişti hatta. Ne oldu, niye caydı? Yok yok. Eminim. Ve keşke Sadri'yi inandırmanın bir yolu olsaydı. Ha, salak. Karısına inanacağına gidiyor, 7 kat yabancı bir kıza inanıyor. Bunadı, 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 bunadı. Ya tamam. Madem o varoşun Sadri'nin torunu olduğuna inanmıyorsun. O zaman sen yaptır testi. Nasıl? Ben nasıl yaptıracağım? Ay anne bir de bana saksıyı çalıştır diyorsun. Git al çaktırmadan saçından yolla DNA'ya. Kızım. Yavrum. Anneciğim. Aferin bir kızıma. Analar neler doğuruyor. Benim akıllı kızım. Aferin annesinin kızı. Anne ütme böyle tükürüklü ya. Ha, iyi kıymet bilmez. Anne şefkatinden mahrum kal. Müstahaktır sana. Kaldı şunu. Kıymet bilmez. Topla topla.